Yazılı hazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 2. dönem 2. fizik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Parçacıkların hızları ve yükleri şeklindeki gibi olduğuna göre parçacıkların manyetik alana ilk girdiklerindeki yörüngelerini çiziniz deniliyor. Ta sayfa düzleminden dışarı doğru olan şekildeki manyetik alana ağırlığı ihmal edilen KVL yüklü parçacıklar fırlatılıyor. Şimdi ağırlık ihmal edilmeseydi şöyle bir de mg'lerimiz olacaktı ama ağırlık ihmal edildiği için bunları katmaya gerek yok. Sonra bize bu parçacıkların yörüngeleri e, sorulmakta. Yüklü bir parçacık eğer manyetik bir alana girerse arkadaşlar çembersel hareket yapar. Yani daireler çizecektir. Ya saat yönünde ya da saat yönün tersine olacak şekilde. Bunu nasıl ayarlayacaksınız? Şu şekilde. Ya şöyle ezberlersiniz İşte eğer manyetik alan sayfanın dışarısına doğruysa sayfanın dışındaysa ve yüklü parçacığımız artı yönündeyse o zaman saat yönünde bir yörüngesi olur diyebilirsiniz. Eksi yüklüyse de bunun tam tersi olacak şekilde saat yönün tersine bir yörünge izler diyerek ezber şeklinde yapabilirsiniz. Veyahut da şöyle yaparsınız. İlk olarak sahil kuralını uygularsınız. 4 parmağımızı hız yönüne koyarız arkadaşlar. Hız yönüne koyduktan sonra baş parmağımızı manyetik alanın yönüne koyarız şu şekilde. Gördüğünüz gibi mesela artı yüklü parçacık için yaptığımızda böyle koydum koyduktan sonra artı yüklü parçacık için elimizin dışı yönünde olacaktır. Yani şu taraftan şöyle daire çizecektir. Yörüngemiz nasıl olacaktır? Şöyle olacaktır arkadaşlar sağ elden yaparsak böyle veya ezberlersek direkt eğer manyetik alan sayfanın dışına doğruysa artı yüklü parçacığımız varsa saat yönünde bir e, yörünge izleyeceğini söyleyebiliriz. Aynısını bu sefer eksi yüklü parçacığımıza yapalım. Dört parmağımızı hız yönüne getirelim. Sonra baş parmağımız burada manyetik alanı göstersin arkadaşlar yönünü göstersin ve eksi parçacık olduğu için elimizin avuç içi avuç içimiz bize e, e, buradaki Parçacığımızın yörüngesini verecektir. O da şu şekilde dönecektir arkadaşlar. Dediğim gibi ya sahil kural ile yaparsınız ya da ezbere gidersiniz. Devam edelim ikinci sorumuz ile. Bir tel çerçevede manyetik akımın zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Çerçevede 0T aralığında meydana gelen indüksiyon EMK'sının büyüklüğü E1, 2T, 3T aralığında ise E2'dir. Buna göre E1 bölü E2 oranını bizden istemekte. Şimdi burada EMK'nın formülünü bulacağız. EMK'nın formülü nedir? Şöyledir arkadaşlar. Şimdi EMK'nın formülü manyetik akının zamana göre değişimidir. Yani delta manyetik akı bölü delta time. Delta ne demektir? Final eksi yani son eksi ilk anlamındadır arkadaşlar. Yani değişimdir bir nevi bu şekilde söyleyebiliriz. Sonra manyetik akının sembolü zaten şudur arkadaşlar. Manyetik akı budur. Manyetik akının değişimine bakacak olursak E1 için yapalım. E1 için baktığımızda burada E1 için sıfırla T arasıydı. Gördüğünüz gibi buradaki değişim ne kadar? Buradaki değişimiz arkadaşlar 2 birim olacaktır. Ondan dolayı burayı 2 birim bölü T şeklinde gösterebiliriz. Sonra E2 için yapalım aynısını. Burada zaten e, şeylerimiz önemli değil. İşaretlerimiz hani artı eksi önemli olmayacaktır. Şimdi buraya baktığımızda buradaki değişim gene aynı şekilde 2 birim olacaktır. Zamanımız gene T zamanda ve bu ikisini birbirine böldüğümüzde E1 bölü E2 sonucunun 1 olduğunu söyleyebiliriz. Burada bilmemiz gereken EMK'nın formülünü e, manyetik akıdaki zamana bağlı olarak oluşan değişim şeklinde ifade edebiliriz. Ondan sonrası ise grafik okumayla alakalı bir sorudur diyebiliriz. Gözünüz korkmasın. Kanalımız adına çok önemli bir duyuruyla videomuzu bölüyoruz. Yazılı yazı kanalımıza ait sadece yazılı soruların oluşan 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan kitaplarımız satışa çıktı. Kitabımızı inceleyecek olursak öncelikle kısa ve öz ders notları bizleri karşılıyor. Ve sonrasında her bir derse ait eşsiz üçer adet yazılı örneğine yer veriyoruz. Sizden cebini düşünerek de birinci ve ikinci yazılarımızı tek bir kitap yaparak çıkartıyoruz. İşler şubelerinden kitabımızı temin edebilirsiniz. 3. sorumuz ile devam edelim. Sayfa düzlemindeki KLM tellerinden sırasıyla I, I ve 2 I akımları geçmektedir. KT'nin L teline uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğü F olduğuna göre L teline etki eden bileşke manyetik kuvvet kaç F'tir diye sorulmakta. Şimdi KT'nin L'ye uyguladığı manyetik kuvvet. Şimdi manyetik kuvvetin yönünü öncelikle bulmamız gerekiyor. Burada da şu yolu izleyeceğiz. Şimdi baş parmağımız akımı takip edecek. Akım mesela K düz olduğu için baş parmağımızı düz olarak koyuyoruz. Ve buradaki dört parmağımızı böyle çevirdiğimizde bu dört parmağımız da bize buradaki manyetik kuvvetin yönünü verecektir. Sonra şöyle çevirdiğimizde bu parmaklarımız dönecek ve böyle buraya girecektir. Yani sayfanın içine doğru oluştuğunu söyleyebiliriz. Sayfanın içine doğru oluşmakta. Buna da kuvvet olarak F diyelim tamam mı? E tamam bize soruda L'nin etkiden bileşke manyetik kuvveti sormaktaydı. Bir buradan e, bir manyetik kuvvet oluşacaktır bir de e, oradan oluşuyorsa m'den de oluşacaktır illaki. Aynı şekilde yapıyoruz. Mesela e, baş parmağımızı akım yönüne koyduk. Dört parmağımızı bu şekilde çevirdiğimizde bize kuvveti verecektir. Ve gördüğünüzde telin içinden geçiyor. Yani burası da sayfanın dışına doğru olacaktır diyebiliriz. İşte buna Fm diyelim. Bu da F, k olsun tamam mı? Bu zaten Kf'e eşitmiş. Şimdi şöyle yapacağız. Şimdi akımla kuvvetimiz, manyetik kuvvetimiz doğru orantılı olacaktır. Ondan dolayı i akım geçiyorsa ve f kuvveti varsa o zaman 2 i akım geçiyorsa buradaki fm içinde 2 f'tir diyebiliriz. Zaten uzaklıklarımız da eşit olarak verilmiş. Sonra burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bileşke almamız gerekiyor. Kuvvetler vektörel olduğu için bu bileşkeleri de vektörel şekilde almamız gerekiyor. Yani direkt ikisini toplayıp 3f diyemeyiz. Çünkü neden? Yönlerine bakacağız. Yönlerine bakacağız. Şimdi yönlerine baktığımızda yukarı doğru yani sayfanın dışına doğru şu şekilde z ekseninde 2f'lik bir kuvvetimiz var. Bir de sayfanın içine doğru e, içine giren eksi z yönünde bir f, f kuvvetimiz var. Bu iki kuvvetin yönü birbirine ters olduğu için yani şu şekilde de gösterebiliriz arkadaşlar. Ters oldukları için bunları çıkaracağız. Çıkardığımızda 2'den 1 çıktı direkt f kalacaktır. Cevabımız direkt kaç f'tir dediğinde 1 f'tir diyebiliriz. Cevabımız 1. Yönünü de sorabilirdi bize. Yönlü sorduğunda da burada 2 f büyük olduğu için sayfanın dışına doğru şeklinde bu şekilde söyleyebiliriz. Bunu nasıl anlayacaksın? İşte sayfanın içine doğru işaretiyle dışına doğru işaretin karıştırıyorum diyecek olursanız onu da şöyle ayrı bir bulutta gösterelim. Bunun mantığı şudur aslında. Şöyle bir ok düşünün tamam mı? Şöyle ok olsun arkadaşlar. Şöyle bir okumuz var tamam mı? Şimdi bu okumuzu e, şöyle dik tuttuğumuzda şöyle gördüğünüz gibi burası nokta oluyor. Yani sayfanın dışına doğru gördüğünüz gibi. Ama okun arkasında bir iz olduğunda şöyle koyduğumuzda normal oklarda şurada çıkıntılar olur ya. İşte ok çıkıntıda şurada içeri gir, girerken ki x işaretidir diyebiliriz. Hani eski oklarda böyle bir şey söz konusu olacaktır. Onu da oradan aklınızda tutabilirsiniz. Devam edelim dördüncü sorumuz ile. Her sorumuz 20 puan arkadaşlar. Bakalım. Sayfa düzleminde dışarı doğru olan düzgün manyetik alan dik olarak K noktalarından sabitlenen KL ve KM çubukları şekilde verilen hızlarla döndürülüyor. Buna göre tellerde oluşan indiksiyon EMK'ların oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi indiksiyon EMK'sının oranı neydi? E olarak gösteriyorduk arkadaşlar. Akının değişimi bölü zaman geçen süreydi değil mi? Böyle formülümüz vardı. Tamam e biz bu oranı bulmak için öncelikle o zaman neye ihtiyacımız var? Manyetik akıya ihtiyacımız var. Manyetik akının formülü nedir? Manyetik alan çarpı e, nedir? Direkt alandır. Yani manyet, manyetik, manyetik çarpı yani B çarpı direkt alan şeklinde sonucumuza ulaşabiliriz. E tamam o zaman Gelin birlikte yapalım arkadaşlar bunu. Şimdi oranı bulmak için öncelikle şu yolu izlememiz gerekmekte. Formülümüz açısından zaten manyetik alan verilmiş. İkisinde de sabit. Ondan dolayı aslında manyetik alanı hesaba katmasak bile olur. Zaten birbirlerini götürecekler oranlarda. Ama biz gene de hesaba katalım. O zaman bize ne gerekiyor? Alan gerekiyor ve geçen süre gerekiyor. Şimdi geçen süreyi bulmak için hızımız var. Ve bunun çevresini attığı bir turun şeyini bulalım. Geçtiği zaman bir tur attığında geçtiği zamanı bulalım. O zaman nasıl bulacağız? aldığı yolu yani çevresini hızına bölerek T'leri bulabiliriz. TK eşittir diyelim. Şimdi çevresi bölü hızı diyecektik değil mi? Üçgen e, çemberdeki çevre formülümüz 2πr değil mi? E burada r'miz e, 2r olarak verilmiş. O zaman TK için geçen süre için çevremiz 4πr olacaktır. Sonra bölü hızımız. Hızımız v olarak verilmiş. Tamam bu bir dursun. Sonra aynısını Tm için yapalım. Çemberin çevresini bulalım. 2 pi r'den direkt 2 pi r gelecektir. Bölü geçen süre için hızımızı hızımıza bölelim. Buradan da 2 v gelecektir. Sadeleştirdiğimizde burası pi r bölü v olacaktır. Burası pi r bölü v. Burası 4 pi r bölü v'dir. O zaman bunları kas sayı verecek olursak buna tm'ye t sürede diyecek olursak TK ya da 4 t sürede diyebilir miyiz diyebiliriz. Sadece ne yaptık? oran verdik aslında işimizi kolaylaştırmak için. TK 4T sürede TM ise T sürede gerçekleşmiş olsun tamam mı? Yani şuraları hesapladık aslında. E, KL'ye bakalım mesela. E, K, için bölü diyelim. Alta geçen süre yazalım. Geçen süre burada neydi? 4T idi. Buraya 4T diyelim. Şimdi üstte ne yazacağız? Üstte de akıdaki değişimi yazacağız. Direkt aslında akıyı yazacağız arkadaşlar. Yani B çarpı manyetik alan çarpı alan. Alanımız ne? Pi R kare. 2R koyduğumuzda buradan 4P R kare şeklinde sonucumuzu söyleyebiliriz. Tamam bunu bulduk aslında. Bir de şuraya EKM için yapalım aynısını. Buradan alanımızı bulduğumuzda P R kare böyle geçen süremiz neydi burada arkadaşlar? T idi. Sonra direkt bu ikisini bölecek olursak birbirine zaten 4 bölü 4 buradan 1 gelecektir. Buradan da 1 ikisi birbirine eşit olduğu için oranları 1'e eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Direkt cevabımız 1'dir. Burada bilmeniz gereken EMK'nın formülü buradaki akıdaki değişim manyetik akıdaki değişim bölü geçen süredir. Önceki ee, öncelikle süreyi hesaplıyoruz. İkisi arasında orantı kuracağımız için süreleri de orantılı bir şekilde yazabiliriz. Sonra manyetik akının e, açılımını yapıyoruz. B çarpı manyetik alan çarpı direkt cismin alanı şeklinde yapacak şekilde bu şekilde göstermemiz gerekiyor. Geçelim 5. ve son sorumuza. Sayfa düzleminden içeriye doğru olan düzgün manyetik içerisine V hızıyla fırlatılan -Q yüklü noktasal parçacık X noktasından geçerek sistemi terk ediyor. Buna göre düzenekte aynı kütleli -Q yüklü cisim yerine artı q yüklü cisim kullanılırsa cisim nereden sistemi terk eder diye soruluyor. Bizim şimdi cisimlerin burada yüklü cisimlerin manyetik alana girdiğindeki yönünü nasıl buluyorduk biz? Öncelikle dört parmağımızı hız yönünde koyuyorduk. Baş parmağımız manyetik alanın yönünde oluyordu ve eğer parçacığımız eksi yüklüyse avucumuzun içi bize parçacığın sapacağı yeri göstermekteydi koyduk hızımız dört parmağımızı hızın yönüne koyduk baş parmağımız eğer manyetik alan yönüne gelecek olsak aşağı doğru girecektir ve eksi yüklü parçacık olduğu için avucumuzun içi sapma yerini gösterecektir yani sapma yerini zaten böyle olarak gördük karıtlamış olduk eğer artı yüklü olsaydı diyor bunu o artı yaptığımızda nasıl dönecektir o da aynı şekilde dört parmağımızı hız yönünde ve baş parmağımızı manyetik alan yönüne koyduğumuzda bu sefer artı olduğu için Elimizin dışı bize e, artı yüklü cis parçacığın sapacağı yeri gösterecektir. Artı olsa da o zaman da şu şekilde sapacaktır ve aynı şekilde e, aynı sapma miktarına da bağlı olacağını söyleyebiliriz. Yani ikiye ikilik bir sapma olacaktır. O da direkt buradaki N harf ile gösterilen yer olacaktır diyebiliriz. Cevabımız direkt N'dir arkadaşlar. Bu da güzel bir soru karşımıza çıkar mı çıkar dikkat etmekte fayda var. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.